Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Donald Trump tüm tahminlerin, tüm anketlerin aksine Amerika'nın 45. başkanı seçildi. Geride bıraktığımız bir haftada Amerika'nın gündemi de bu. Siyaset dışından gelen bir başkanın nasıl bir ekip oluşturacağı merakla bekleniyordu ve Trump'ın yönetim kadrosundaki kilit görevler için yaptığı tercihler ülkede büyük tartışma konusu. Tartışma dinmiyor ve bugünden yansıyanlar neler? Ayrıntıları Mehmet Toroğlu aktaracak. Mehmet, Trump cephesinde son gelişmeler ne? Tartışma dinmiyor mu? Evet Mehtap, başında Mike Pence'in olduğu bir geçiş komitesi, geçiş ekibi şu anda kabine ve yönetim pozisyonlarına kimlerin getirileceği üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ancak Amerikan medyasında sürekli olarak işte bu ekibin içerisinde kavgalar, çalkantılar, iç çekişmeler yaşandığı yönünde haberler okuyoruz, görüyoruz. Ekipten ayrılmalar, kovulmalara dair haberler, dışarıdan isimlerin ekibe yönelik sert suçlamaları, eleştirileri, Trump'ın bazı görevlendirmelerin yarattığı tartışmalar medyada sürekli gündem oluşturuyor bu aralar. Şöyle bir neler oldu dersek, Trump seçim kampanyası döneminde geçiş ekibinin başına New Jersey valisi Chris Christie'yi getirmişti. Ancak seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından Christie o görevden aldı ve yerine başkan yardımcısı olacak Mike Pence'i getirdi. Christie'nin görevden alınmasının arkasındaki ismin ise Trump'ın damadı Jared Kushner olduğu konuşuluyor. Neden diye sorarsak biraz geriye gidelim. 2004 yılında Chris Christie New Jersey'de savcıyken Jared'in babası Charles Kushner'i vergi kaçakçılığından 2 yıl hapse attıran iddianamenin hazırlayıcısı Chris, ki işte o yıldan kalma bir kin mi diyelim, Kushner'in Christie'den hiç haz etmediği konuşuluyor. Peki Kushner Trump'ın yakın ekibinde, geçiş ekibinin başındaki bir ismi görevden aldıracak kadar etkili mi, nüfus sahibi mi, bu konuşulan bir konu. Kararları kimin verdiği üzerinde bir belirsizlik var. Trump'ın ailesi ne kadar yönetim işlerine, Beyaz Saray'a dahil olacak? Bu da medyada çok konuşulan, üzerinde tartışılan bir konu. Bir diğer gündeme damga vuran gelişme, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski başkanı, Cumhuriyetçi, Trump'a da ulusal güvenlik konularında danışmanlık yapan Mike Rogers'ın bu geçiş çalışmalarından ayrılması ya da bazı iddialara göre kovulması, Christie'ye yakın olduğu gerekçesiyle kovulduğu yönünde bazı haberler, iddialar var. Peki Rogers ismi neden önemli diye sorarsak, Rogers Cumhuriyetçi Parti içerisinde ulusal güvenlik konularında sözüne oldukça güvenilen saygın bir isim. Ayrıca uzlaşmacı kimliğiyle öne çıkan bir isim. İşte birçoklarınca dile getirilen bir endişe, Trump'ın ekibini donanımlı, tecrübeli isimlerle doldurmak yerine her ne pahasına olursa olsun sadakati öne çıkarması. Yani donanımı, tecrübeyi ikinci plana atıp kampanya döneminde kendisinin yanından ayrılmayan, sürekli destek olan isimleri önemli koltuklara getirmesi. Diğer bir endişe de kişisel iç kavgalara önemli isimlerin kurban gitmesi. İşte mesela Trump'ın damadının Christie'yi ya da Christie'ye yakın olan isimleri görevden kovdurabilmesi, aldırabilmesi, otoritenin kimde olduğu sorunu. Trump'ın mesela Kushner'e gizli başkanlara özel verilen günlük briefinglere katılması için izin çıkartmak istediği yönünde iddialar dolaşıyor ki bu olursa belki de bir ilk yaşanacak. Trump'a çok yakın küçük bir çekirdek grubun kararları verdiği konuşuluyor ve bu gruptakiler genelde çok fazla görünmüyorlar, medyaya çok konuşmuyorlar. Bir endişe de bu kadroların, Trump'ın oluşturacağı kadroların uzlaşı mentalitesini fazla benimsemeyen, partizan kimliği öne çıkan isimlerle doldurulması, ki aslında tüm bunların izlerini pek görmedik değil ilk haftada. Trump'ın ırkçı gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen kampanya CEO'su Steve Bannon baş danışmanı olarak seçmesi, dış politikada hiçbir tecrübesi olmayan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin Dışişleri Bakanlığı için en favori aday gösterilmesi, ki Giuliani Trump'ın kampanya boyunca Trump'ın hiç yanından ayrılmayan bir isimdi. Diğer ulusal güvenlikle alakalı pozisyonlar için adı geçenlere baktığımızda da genelde partizan kimliği öne çıkan isimler olduğunu görüyoruz. Bush yönetiminde görev alan Cumhuriyetçilerin ulusal güvenlik konusundaki eski yönetim yetkililerinden Elliot Cohen'in bir yazısı ilginç. Bugün tartışma yarattı. Trump'ın ekibine ağır suçlamalar yürütüyor ki kendisi aslında her ne kadar Trump'ın muhalifi olmasına rağmen yakın bir süre önce partililere Trump'ın yanında hizmet etmesi
etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu ama bugünkü yazısında Trump'ın ekibinden bir isimle bir kurduğu bir temastan sonra bu tavsiyesini geri çektiğini söylüyor. Cohen her geçiş döneminde düzensizliklerin olabildiğini ama bu sefer bunun normal bir süreç olmadığını, Trump'ın normal bir yönetim olmayacağını iddia ediyor. Trump'ın ekibini küstahlıkla suçluyor. Trump'ın geçiş çalışmaları hakkında bilgi sahibi bir kaynak da, ismini vermek istemeyen bir kaynak da, ekipte bir güç kavgasının yaşandığını öne sürdü. Trump'ın iki uç ismi, bir tarafta Cumhuriyetçilerin gelenekçi kanadına yakın Reince Priebus'u özel kalem müdürü, Beyaz Saray özel kalem müdürlüğüne, diğer tarafta da sistem dışı bir isim olan, ırkçı gruplarla bağlantısı olduğu iddia edilen Steve Bannon'ı baş danışmanı yaparak aslında İki ayrı güç merkezi yarattığı yönünde bazı yorumlara rastlıyoruz. Peki tüm bu iddialara, bu çalkantı haberlerine Trump cephesi nasıl yaklaşıyor? Trump ne diyor dersek? Trump tabii yalanlıyorlar bu iddiaları. Trump New York'ta ikamet ettiği Trump Tower'a günlerdir kapanmış durumda. Sadece dün gece ailesiyle birlikte bir New York'ta bir restorana giderken göründü. Bu arada burada bir küçük bir parantez açalım. Amerika'da bir gelenektir. Başkanlar nereye giderse gitsin kendisini takip eden küçük bir gazeteci grubu vardır. Pool denir ve o gazetecilere haber vermek zorundadır nereye gittiğini. Yani onlardan habersiz bir yere gitmesi, onları atlatması Amerika'da ciddi bir protokol ihlali olarak görülür. Ve dün işte basından habersiz gitti. Hatta bir iddiaya göre kendi ekibinden, basın ekibinden bile habersiz gitti restorana Trump ve medyada haliyle bu haber oldu. Trump dün ekibindeki işte bu çalkantı iddialarına yine Twitter üzerinden yanıt verdi. Bu iddiaları yalanladı. Kabine ve diğer birçok pozisyona dair kararların verirken çok düzenli bir süreç ilerliyor. Finalistlerin kim olduğunu sadece ben biliyorum diye yazdı. Trump'ın oğlu Eric Trump da Trump Tower'a gelişinde bu sabah gazetecilerin soruları üzerine bugün yeni bazı görevlendirmelerin açıklanmasının oldukça muhtemel olduğunu söyledi. Trump'ın ekibi ve sürekli işte televizyonlara mülakatlar veriyorlar ve bir takım çevreleri ortalığı karıştırmakla, yönetime dahil olmak isteyip de işte olamayan bir takım kesimlerin ortalığı karıştırmakla suçluyorlar. Bir sorunun, bir karmaşanın olmadığını savunuyorlar. Sürecin düzenli şekilde ilerlediğini savunuyorlar. Son bir not, Trump'a yönelik protestolar ülke genelinde devam ediyor. Bu sabah Washington yakınlarında Maryland eyaletinde bir okulda öğrenciler derslerini bırakarak sokaklara döküldü. New York'ta farklı yerlerde de binlerce kişi protestolarına devam ediyor. Hatta Ocak ayındaki resmi devir teslim törenine kadar bu protestolarını sürdürme sözü veriyorlar. Bu protestoların bir harekete dönüşebileceği yönünde haberler de var. Amerikan siyaseti yine hareketli. Başkanlık seçimlerinin üzerinden bir hafta geçti ama son derece hareketli, canlı bir gündemle karşı karşıyayız. Yeni görevlendirmenin açıklanmasını bekliyoruz. Gelişmeleri, açıklamaları aktarmaya devam edeceğiz. Mehtap. Mehmet Toroğlu, Donald Trump seçildiğinden beri tartışma dinmiyor. O tartışmanın bugünden yansıyan ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Mehmet. Peki Donald Trump nasıl bir dış politika izleyecek? Dış politika uzmanları başkanlık makamının yeni sahibi Donald Trump'ın Washington'un en ciddi küresel sorunlara yönelik yaklaşımlarında değişiklikler yapmasını bekliyor. Yeni başkan Donald Trump, Orta Doğu'daki terör ve savaşlardan Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tavırlarına ve Çin'in iddialı tutumuna kadar Amerika'nın çıkarlarını etkileyen birçok küresel sorunla mücadele edecek. Trump kökten dincilikle savaşı öncelik haline getirme sözü vermişti. Ancak uzmanlara göre kampanya sırasında kullandığı söylem Trump'ın işine yaramayacak. Küresel arenada herkes attığınız her adımı takip eder. Bu da kullandığınız kelimeler önemli sonuçlar doğuracak demektir. Meseleleri nasıl bir çerçeveye oturttuğunuzu, insanlarla nasıl iletişim kurduğunuzu yakından izlerler. Trump kampanya boyunca Obama yönetiminin düşman olarak gördüğü Rusya ile işbirliği yapmanın önemine değindi. Trump'ın bu tavrı dış siyaset uzmanlarını kaygılandırıyor. Trump'ın yürüteceği politikaları sarf ettiği sözler doğrultusunda değerlendirmek son derece kaygı verici. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkındaki cehaleti, NATO ile ve müttefiklerimize olan taahhütlerimizi sorgulaması çok düşündürücü. Uzmanlar serbest ticaret anlaşmalarına kuşkuyla bakan Trump'ın Asya-Pasifik ülkeleriyle yapılan Trans-Pasifik Ticaret Ortaklığı Anlaşması'nı yürürlüğe koymayacağı görüşünde. Trump'ın trilyonlarca dolarlık ticaretin ulaşım yolu olan Güney-Çin denizindeki gerginliklere karşı daha sert bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.
Bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Güney Çin Denizi'nde çok sayıda gemi seyir özgürlüğü talep ediyor. Bu ticaret ve savunma açısından önemli. Daha fazla çaba göstermemiz gerektiği konusunda görüş birliği var. Trump'ın dış siyaset konusunda ne yapacağı belli olmayan bir başkan olduğunu düşünen uzmanlar, Trump kabinesini şekillendirecek simalara bakarak yeni Beyaz Saray'ın nasıl bir dış politika izleyeceğini anlamaya çalışacak. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Şiddet içeren aşırılıkla mücadele ile ilgili bir rapor yayınlandı. Raporun eş başkanları uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı isimler İngiltere eski başbakanı Tony Blair ve Amerika eski savunma bakanı ve bir dönem merkezi haber alma teşkilatı CIA'in eski başkanı Leon Panetta. Blair ve Panetta Washington'da düzenlenen bir panelde raporun içeriğiyle ilgili bilgiler verdi. İkisinin de ortak görüşü bir anlamda raporun ana fikriydi. Şiddet içeren aşırılıkla mücadelede yeni ve kapsamlı bir strateji gerekiyor. Başkent Washington'da Center for Strategic International Studies, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi'nin hazırladığı rapor masaya yatırıldı. Raporun adı Turning Point, dönüm noktası. Raporun sonuç bölümünde şiddet içeren aşırılıkla mücadelede yeni kapsamlı bir stratejinin gerektiği belirtiliyor. Araştırmanın birçok bölümünde Türkiye'nin adı da geçiyor. Buna göre Türkiye'de halkın %87'si şiddet içeren aşırılığı önemli bir problem olarak görüyor. %73'ü de bu tehlikenin artmakta olduğunu belirtiyor. Türkiye'de halkın %43'ü aşırıların şiddetini İslam'ı kötü göstermek amaçlı olarak nitelerken %70'i hükümetin bu konuda aldığı önlemleri yetersiz buluyor. Halkın %87'si de uluslararası toplumun bu konuda yetersiz kaldığı görüşünde. Türk halkının %74'ü ise bu sorunun çözülebileceğini düşünüyor. Türkiye'de sorunu dini okullarda görenlerin oranı %42 olurken, dini okulları çözümün önemli bir parçası görenlerin oranı %76 oldu. Küresel çerçevede sorunu dini okullarda düşünenlerin oranı %46, çözümün önemli bir bölümü olarak algılayanların oranı ise %80 oldu. Raporun iki eş başkanı İngiltere eski başbakanı Tony Blair ile Amerika eski savunma bakanı ve bir dönem merkezi haber alma teşkilatı CIA'nin başkanı olan Leon Panetta, Washington'da düzenlenen panelde bir araya geldi. Blair daha önce dünyanın böyle bir tehditle karşı karşıya olmadığını, aşırıların şiddetinin yeni sayılabileceğini kaydetti. Panetta da teröristlerin peşinden gidip öldürseniz bile yeni nesillerin öldürülenlerin yerini aldığını kaydetti ve bu sorunun sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı. Panetta sorunun çözümünün toplumda başladığının mesajını verdi. Savaş alanında mücadele etmelisiniz ama milyonlarca genç Müslümana da ulaşmalıyız. Onlarla düşünce bağlamında da yüzleşmezsek bunu kazanamayız. Bu önemli. Rapor bu ikisini bir araya getiren kapsamlı bir stratejiden bahsediyor. Bir 15 ya da 30 yıl daha terörle savaşmak istiyor muyuz ya da bu işin nedenleriyle mücadele edecek miyiz? Blair ve Panetta ekonomik sorunların önemine de vurgu yaptı. İkili insanların işlerinin olup ailelerine bakabilecekleri bir hayat sürebileceklerine inandıkları takdirde sorunun çözümünde önemli yol kat edileceğini kaydetti. Blair bu sorunla mücadelede Orta Doğu'da ortaklarımız var. Orta Doğu'da milyonlarca insan normal bir hayat sürmek istiyor dedi. Blair eğitimin önemine de vurgu yaptı. Bu uzun vadeli bir program. Sadece silahların savaşına değil, fikirlerin savaşına da kazanmalısınız. Eğitim bu konuda önemli. Genç insanları eğitmelisiniz. Eğitime küresel bir bağlılık gerekiyor. Teknolojiyi de kullanabiliriz. İnsanları farklı internet sitelerine yönlendirip bakış açılarını değiştirebiliriz. İki isim de şiddet içeren aşırılıkla mücadelede yeni kapsamlı bir strateji gerektiğini vurguladı. Panelde Amerika'da başkan seçilen Donald Trump da gündemdeydi. Panetta ve Blair seçim kampanyasında söylenenlerle sorumluluk konumunda olmanın çok farklı olduğunu belirtti. Trump'ın kampanya sırasında söylediklerini Beyaz Saray'da oturmaya başladıktan sonra uygulamasının zor olduğu mesajını verdi. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Böylece Washington'dan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.